Kapadokya'yı anlatırken de söylemiştik, periler diyarına yolu düşenlerin mutlaka yapması gerekenlerden biri balon turu diye. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan ve Kapadokya semalarına renk katan gökyüzünün dümensiz yelkenlileriyle Tuğçe Özerdem'in haberinde geziyoruz. Süzülen bu balonlar rengarenk kelebekler gibi güneşin doğuşuna, ışığa doğru ilerliyor Kapadokya semalarında. Kapadokya'nın derin vadilerinde ve kaya oluşumları arasında balonla süzülürken sabahın huzuru ve sessizliği nefesinize karışıyor. Balon ilerledikçe gördüğünüz manzara bir benzerine daha rastlayamayacağınız türden. Bu eşsiz güzelliği görebilmenin bazı zorlukları var elbette. Tur için hazırlıklar sabah 5'te başlıyor ve uçuş saati olan 6'ya kadar devam ediyor. Kapadokya daha çok gün doğumu uçuşlarıyla meşhurdur. Onun için sabah erken kalkmamız gerekiyor. Ekibimiz gün doğumu yaklaşık 4 gibi ofiste olur. Bu aralar güneş doğumuyla beraber yaklaşık 6 çeyrek, 6 gibi uçuşlarımızı tamamlıyoruz. Rüzgarın esiş yönü balonun rotasını belirliyor. Balon ilk önce ısıtılıyor, sonra büyümesi bekleniyor. Balon iyice şişip uçmaya hazır hali alınca son kontroller yapılıp yolcular alınıyor. Saat sabahın 6'sı ve Kapadokya balon turu için tüm hazırlıklar tamam. Uçmak için dakikalar sayın. Peri bacalarının arasında süzülerek ilerleyen balonlar Kapadokya'ya kuş bakışı bakmanızı sağlarken yolculuk maceraya dönüşüyor. İşimiz oldukça keyifli ama dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece kendi uçuşumuzun takibini yapmamız yeterli değil. Diğer vagonları da gözlemlememiz lazım. Yolcu güvenliği için bu ilk kuralımız. Balonun uçması için içerideki hava sıcaklığının daha yüksek olması gerekiyor. Peri bacalarına kendimizi daha yakın hissettiğimiz an deneyimli kaptan David Volter'i ateşliyor. Çünkü balonun çok da aşağı inmemesi ve belli bir yükseklikte uçuşun tamamlanması gerekiyor. Balon turu Kapadokya'da yılın her ayı düzenleniyor ama en güzel manzara yaz aylarında izleniyor. Semalarına renk katan gökyüzünün dümensiz yelkenlilerinden geriye kalanlarsa bu kareler.